Merhaba hanımlar, sevginle Mey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir bir konuyla karşınızdayım ben. Bakın böyle karşınızda güzel cici berelerim var benim. Bu berelerim ben lösemili çocuklar için yaptım. Sizin de elinizden örgü geliyordur eminim. Siz de o çocuklar için bereler yapabilirsiniz, onları sevindirmek için bu şekilde. Bakın böyle renkli renkli bereler yapabilirsiniz hastanelerde lösemi için tedavi gören çocuklar var. Lösemi tedavisi gören çocuklar. Siz de gittiğiniz en yakın hastanelerdeki o çocukları ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde bereler hediye edebilirsiniz onlar için. Maddi açıdan elinizden belki bir şey gelmiyordur ama siz de benim gibi bu şekilde bereler yaparak çocuklara hediye edip onları sevindirebilirsiniz. Onların gönlünü hoş tutmak adına. Bu bereleri ben e, kısaca tarif edeyim size. Bu flamingolu berem. Biraz büyük bir bere hani bu böyle. 7 8 9 yaşındaki çocuklar için 10 yaşta kullanabilir. Flamingolu bir bere bu. Bunun yapılışını e, kısa bir video ile anlattım ben bunu daha sonra paylaşacağım sizin sizinle. Bu beremi zaten biliyorsunuz. Daha önceden videosunu paylaşmıştım. Misinalı şişle yaptığım dikişsiz berem bu. Eski izleyicilerim bilirler benim bu yapılışını beremin. Bunu da yine 40 santimlik 5 numara şişle misinalı şişle yaptım ben bunu. Dikişsiz bu berem yine aynı zamanda. Nakon'un klasik bonbon ipiyle yaptım. Burada bir 5 santim kadar haroşa örgü yaptım. 10 santim tekrar düz örgü yaptım. Aralarına ikişer sıra krem rengi ip girdim. Tekrar bir 5 cm kadar iki ters, iki düz yaparak lastik yaparak tepe kısmını tamamladım. Tepesini büzdüm ve pomponunu taktım. 50 tane ilmekle başladım bunu bu arada. Yapmak isteyenler için fikir olur diye söylüyorum. Bu beremi de yine Nako'nun Sportwool ipiyle yaptım. Bu ipim daha kalın tabi. Lastik kısmını 5 numara şişle yaptım ben bunun. 60 tane ilmekle başladım. 5 numara şişle bir 4 santim kadar lastiğini ördüm. Tekrar 6 numara şişli e, haroşa kısmını yaptım. Burada bir e, 6-7 santim kadar e, bordo kısmını yaptım. Sonra krem rengi ipini karıştırarak ebru'li yaptım birkaç sıra. Sonra krem tamamen geçtim. Tepe kısmında yine aynı şekilde bir ters bir düz lastik yaparak e, büzdüm. Bu berem dikişli bibere. Sonradan dikerek yaptım ben bunu normal şişle ördüğüm için yine tepesini büzüp pomponlu yaptım kendi renklerinde. Yapanlar için fikir olur diye söylüyorum yine aynı şekilde yapmak isteyenler için. Ee, dediğim gibi e, LÖSEV için hep birlikte örelim hanımlar. Elinizden örgü geliyordur eminim. Sizden ricam sizin de bu şekilde bereler yaparak o çocuklara hediye etmenizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.